şey sayamıyorum ama görünmüyorum şu an. Heh, şimdi görünüyorum. Şu an saatimiz 1'i gösteriyor. Bu kız neden gecenin bir saatinde yola çıktı ve bu videoyu başlattı? Çünkü Antalya'ya gidiyorum. Otobüsün 1.30'da. Ona yetişmeye çalışıyorum. Sabah Antalya'da olacağız inşallah. Gözde ile gidiyoruz. Gözde benim Trabzon'dan arkadaşım, okuldan. Gözde şu an Trabzon'dan, Amasya'dan bindi otobüse. Ben de Ankara'dan bineceğim. Aynı otobüse bineceğiz. Onlar da gelmek üzerelermiş. Az kalmış. Öyle. Sadece bir giriş yapmak istedim. İnşallah aydınlanırım. Aynen. Gözde. Benden 5 saat daha fazla yol geldi. Bu şu an 14. saatlerini falan tamamlıyor. Değil mi? 14. Ben de 9 saat oldu. 9 saati tamamlıyorum. Ve daha 2 saatlik yolumuz var. Cidden çok yoruldum artık. Ayaklarım şişti. Sonra senin sonra yapacağız. Evet. Böyle biraz uyumaya çalıştık. Kendimizi direkt suya atacağız. Biz otele giriş yaptık. Yemek yedik, bir şeyler atıştırdık. 2'yi bekliyoruz. Saat 2'den sonra odamıza giriş yapacağız. Ve oteli keşfedeceğiz birazcık. Bugün ilk gün, dinlenmeli geçer. O yüzden çok bir şey çekmem. Yarın çekerim. Selam. Selam. Hemen bir oda turu yapalım dedik. Şimdi böyle giriyoruz. Girişte bir banyomuz var. Ama şu an niye ışık yanmadı onu anlayamadım. Burada dolaplar var. İyi. Yerleşmedik daha, hiçbir şekilde yeni geldik. Askılıklar da var, iyi. Buraya ayakkabılarımızı falan koyarız. Şöyle girdiğimizde basit. Biz iki kişi kalacağız. Selam. Davullarımız burada. Çek kankayla daha çek. Var ya, resmen çirkeflikle yerleştik odaya. Burası balkon. Aynen, Gözde anlatsın şimdi. Buradan çok hafif denizi görüyor odamız. Tam böyle deniz havuz tarafına bakmıyor ama standart oda. Burada zaten böyle çevre hep oteller. Burası da çok büyük bir otel. Burada iyi oturacak alanımız falan var. Akşam serin olursa balkonda da otururuz. Güzel ya, sevdim ben. Temiz görünüyor. Mis gibi koktu zaten içeri girince. Yeni temizlendi galiba. Ne kadar pırıl pırılım şu an. Market arıyoruz. Bizi Rus zannettiler. Hiç de benzemiyoruz ama. Kahvaltı yaptık, bir şeyler yedik. Ay, çillerim niye bu kadar çok çıktı ya? Havuz kenarında kitap okuyoruz ve güneşleneceğiz sonra. Şunu takayım. Çillerim aşırı belli. Yazın en sevmediğim kısmı çillerimin gün yüzüne çıkması. Müzik keyfi. Bunu otobüste okumaya başlamıştım. Çok az okumuşum. Çok uykuluydum. Ama güzel ilerliyor. Bugün komple havuzda geçirmeyi planlıyoruz. Sabah geldik. Şezlongumuzu kaptık. Havuza girdik, serinledik. Şimdi ısınıyoruz, güneşleniyoruz. Birazdan bir şeyler içeceğiz. Ay, havuzdan dolayı sanki sesimde böyle bir şey oldu. Çok gürültü var, o yüzden çok bir şey çekemiyorum. Rahatlamam olur. Kitap okuyacağım. Güneşleneceğiz.
deniyorum. Bakalım işe yarayacak mı? İşe yararsa güzel. Çünkü ben beyaz tenli olduğum için genelde bronzlaşamıyorum. Hep kızarıyorum. İnşallah bu sefer kızarmadan bronzlaşabilirim. Hala en son bıraktığım yerdeyim. Hatta bıraktığımız yerdeyiz. Çok kalabalık. Arkamızda bir havuz daha var. Oradan yer bulamadık biz de. Bu tarafa sürdük. Şimdi video çekilmeye deniz kenarına geldik. Dalga sesleri o yüzden gelebilir. Aşırı terledik. Bir de highlight falan sürmüştüm. İyice pırıl pırıl parlıyorum. Şöyle bir gün batımı yakaladık. Ama video olduğu için bu telefonda çok belli değil. Gün batımı çok güzel. Deniz, dalga. Çok huzur verici. Çok kalabalık olduğu için çekemedim ama şu arkada yemekler dağıtılıyor. Açık büfe zaten, istediğini alıyorsun. Uzun zamandır da buradayız, yiyoruz durmadan ama çekip gösterme fırsatım olmadı. Çok kalabalık oluyordu, bugün biraz erken geldik, o yüzden biraz daha tenha. Dedim ki çekeyim. Şimdi size neler aldığımızı göstereceğim. Böyle bir tabak yaptım. Burada tatlı tabağımız var. Kahveyle içeceğiz. Gözde'ye bakayım ne almış. Yani sıcakta böyle serinletici meze tarzı şeyler daha güzel gidiyor. O yüzden böyle aldık. Kola aldım yanına da. Var ya, inanılmaz tabaklar yapıyorlar. Yani iki kişi sanki 10 kişilik yemek yiyormuş gibi. Evet. Birazcık görgü arkadaşlar. Yiyebileceğiniz kadarını alın. Havuz başına geldik. Oturuyoruz. Gözümü takayım. Çok güneş gözümü aldı. Dün şu arka tarafta oturmuştuk. Orada da bir havuz var. Bugün daha ön taraftayız. Gölgede oturduğumuz halde, şemsiyenin altında olduğum halde yine de yandım. Amelie yanılı gibi. Kızardım. Domates oldum. Hazin son. Çok acı. Kötü. Üzgünüm şu an. Canım yanıyor. YouTube ben mi çekiyorum, sen mi çekiyorsun belli değil. Ben o kadar çok çekmeyi unutuyorum ki. Göstermeyi unuttuğum bir sürü şey var. Böyle dolu dolu yaşamaya çalışıyoruz. Bize kısıtlı bir zamanımız var. İşte sabah kalkıyoruz. Yemeğe gidiyoruz. Yemeğimizi yiyoruz. Yani kahvaltı yapıyoruz. Sonrasında kahvaltıdan çıkıyoruz havuz kenarına. Öğlene kadar havuz kenarında oturuyoruz. Öğlen tekrar yemeğe gidiyoruz. Öğleden sonra tekrar havuz başında oturuyoruz. Akşam 5-6'ya kadar yemek yiyoruz yine. Akşamları sadece fotoğraf çekilmeye çıkabiliyoruz. Böyle çok hani dinlenmeli, işte bir yandan fotoğraf çekilmeli, böyle güzel bir tatil oluyor. O yüzden de çok fazla telefonu elime alıp bir şeyler anlatıp gösteremiyorum. Hani birazcık dinlenmeye geldik çünkü ikimiz de çok yoğun çalışıyoruz. Ama huzurlu bir ortamımız var. Kafamızı dinledik bayağı. Çok iyi geldi bu tatil. Sanki 3-4 gündür burada değil de sanki bir aydır buradaymışız gibi hissediyoruz. Ve muhteşem bir gün batımı var. Buranın gün batımı çok güzel oluyor. O yüzden de neredeyse bütün fotoğraflarımız gün batımıyla. Bugünkü kombiyi giyeyim. Böyle turuncu bir bralet giydim. Crop top bir şey. Üstüne de bu şeyin, Trendyol Milla'nın böyle rahat eşofmanımsı tulumunu giydim. Bugünkü kombinim böyleydi. Sabahki mayomu da göstermek isterdim ama video çekmedik hiç. Bir bikini, bir mayo, böyle resmen amele yanığı oldu. Olsun. Çok güzel her şey. Oh.
sevdiğim aktiviteyi yapıyorum. Plajda yürüyorum. Çok güzel. Ayağına insanın su vuruyor ya. Bu deniz dalgaları. O kadar güzel bir hissiyat ki bayılıyorum. Deniz insana huzur veriyor ya gerçekten. İnsanların veremediği huzur veriyor deniz. Seviyorum. Ne yapıyoruz biz de bilmiyorum. Sadece çekiliyorum yani. Başka bir açıkçası. Video vermiyoruz değil mi? Yok. Yok, biz kendimizi alıyoruz. Kendimizi kendi yaşadıklarımızı. Bilmiyorum. Çok eğlenceli. Aynen, teşekkürler. Çok eğlenceli. Teşekkürler. İnşallah oteli bulacağız. Oteli bulacağız. Sürücü ama ben aradayken bulacağız. Günaydın. Biz yine yemek yemeye geldik. Kahvaltı yapıyoruz. Kahvaltı tabağını göstereyim. Dün çok geç yattık. O yüzden uyanamadık. Gözde gece havuza girdi. Gece 3 falandı sizin havuza girdiğiniz. Gece 3'te de bunu yaşamadım demezsin artık. Ama sessiz, sakin, serin, çok güzel bir zamandı bence. Neyse. Denemek gerekiyor. Gösteriyorum şimdi kahvaltı tabağımı. Şu an kumsala geldik. Plajdayız. Oturuyoruz. Gitmeden son bir kez denizi görelim deme istedik. Deme öyle deme. Ne gitmesi kanka? Denize geldik. Denizi görelim istedik. Çok güzel. Çok huzur veriyor bana gerçekten deniz. Çok güzel ya. Keşke burada yaşasak falan. Yok, uzun süreli yaşanmaz. Çok sıcak ama vücut alışık değil bu kadar sıcağı Ankara'nın o yazında. Gittiğim her yerde gerçekten Ankara'yı arıyorum biliyor musun? Ankara. Bağımlılık yapıyorum. Trabzon eğlenceye katıldık çok böyle. Trabzon yapmıyor arkadaşlar. Benim hiç dönesim yok yani. Trabzon da güzel be. Şimdi yani öyle bir memlekete de nasıl dönesin yok. Trabzon'u da... Daha önce? Trabzon'a gitmedim kanka ama fotoğraflardan biliyorum. Bilmiyorum, bana çok huzur veriyor. Ben Karadeniz'i çok seviyorum. Gelmek istiyorum artık. Trabzon'da beni ağırlarsın, beni misafir edersin. Tabii. 3 artı 1 evim var. Tamam. Öyle. Trabzon, Rize. Bir de ne vardı gezilecek? Gümüşhane mi? Artvin. Hopa. Gümüşhane. Gürcistan, Batum. Gezeriz artık inşallah nasip olursam. Karadeniz'in tadı da ayrı oluyor. Ama Antalya'nın, Ege'nin deniz tadı da ayrı oluyor gerçekten. Evet. Çok dolu dolu bir tatil geçirdik. Çok güzeldi. Birazcık rahatsızlandım. Evet. Klima çok... çarptı galiba. Klima çarptı. Gece havuza girmekle çarpmış olabilir. Bir delilik yapmak istedim. Ama bence yapılması gereken bir şeydi. Çok güzel. Keşke ben de yapsaydım. Öyle. Huzurluyuz, mutluyuz. Oyunlarda kaybetmek gerekir. Akşam denize girmeyiz. Neyse, Allah'tan iddia havuzdu. Deniz değildi bir Allah'tan. Bir bakalım oyunlarda kaybeden neydi kazanır? Aşkta. Hadi bakalım inşallah. İnşallah. Hayırlısı. Hatıra kalması için çekiyorum şu an bunları. Tarihlerimiz 16 mı 17 mi bugün? 16. 16.07.2022 Saat 10.24 10.24 bir cumartesi sabahı. Havuz kenarında oturuyoruz. Kahve yudumluyoruz. Bugün son günümüz. Son gün şerefine güzel bir vakit geçirelim dedik. Havuzdan denizden de sıkıldık. Şimdi oturuyoruz. Yarın gidiyoruz. Burayı özleyeceğim. Çekeyim ki bana daha hatıra kalsın. Günaydın arkadaşlar. Bugünkü kahvaltım bayağı dolu dolu. Bir sürü şey aldım. Bir de kahve aldım. Bunları yiyeceğim.
Bugün öğlen son günüm, çıkıyorum. O yüzden 10 saatte bir yol gideceğim. Çok acıkmamak için bayağı doldurdum tabağımı. Yani bakalım neler yiyebileceğim, neler yemeyeceğim. Başarıyla kapattım arkadaşlar ama inşallah patlamaz. Gerçekten çok zorlandım. Bakayım dengesiz mi oldu acaba? Biraz sanki dik dururken zorlanıyor. Bir tarafa mı çok yüklendim acaba? Ay patlatacağım galiba. Tekrar bir bakacağım. Galiba oldu arkadaşlar. Gözde hazırlandı, çıktı. Ben de saçlarımı kuruttum, bavulumu kapattım. Ben de bir yarım saate çıkacağım. Otobüs beni otelin yakınlarında bir yerden alacak. Otogara gitmeyeceğim. Ay inşallah sıkıntısız binebilirim. Çok güzel bir tatildi. Odamız çok güzeldi. Çok sevdik, çok eğlendik. İki kişi geldik. Başta gelirken çok tereddütlüydük. Acaba hani eğlenebilir miyiz, sıkılır mıyız? Otel dışında çok bir aktivite yoktu çünkü bizim için. Bir de arabayla gelmediğimiz için. Ama iki kişi ultra düzeyde eğlendik. Yani hiç ummadığımız şekilde çok güzel bir tatil geçirdik. İnşallah hayırlısıyla eve de dönerim. Bundan sonraki tatilleri nasip kısmet. Güzel planlarımız var. Seneye belki daha iyi olur. Ama böyle bu da hatıra kalsın istedim. Çok fazla çektim, ne çektim, ne çekemedim bilmiyorum. Böyle dinlenmeli, eğlenceli, böyle hiç ummadığımız güzel arkadaşlıklar edindik. Güzel bir tatil oldu. Otelle ilgili de şöyle ışığı alayım da burada konuşayım. Otelle ilgili de otel aşırı büyük bir otel. Arka plan şöyle güzel olsun. Şurada konuşayım. Burası çok güneş ama ya. Otel çok güzel bir otel arkadaşlar. Eski bir otel ama. Eski adı Cortez'miş. Şu anki adı Bayer Family Resort Otel. 5 yıldızlı. Ben yemeklerini çok beğendim. Yemek konusunda gerçekten çok iyiydi. Ve havuzu çok iyiydi. Yani kocaman bir havuzu var. O yüzden de biz genellikle hep havuzda takıldık. Şezlong falan çok fazlaydı. Tabii ilk geldiğimiz günler bayramın birkaç gününe denk geldiği için bayramda biraz daha kalabalıktı ama bayram sonunda o kalabalık gitti. Son 2-3 gündür gayet sakin ve güzel yer bulmak konusunda zorlanmıyorduk. Yemekleri çok iyiydi, çeşit çok fazlaydı. Sabah, öğlen, akşam yine 10 ile 5 arasında snack saati, işte pide, gözleme, hamburger, içecekler sınırsız şekilde yine vardı. Kahvedir, meyve sularıdır, çeşit çeşit işte gazlı içecekler falan hepsi vardı. Sadece buz konusunda sıkıntı yaşadık. Çok sıcak bir yer olduğu için hani buzda tabii ki çok hızlı bitiyor çünkü herkes buzlu istiyor falan. Bu sıcakta buzda dayanmıyor, eriyor hemen. O yüzden böyle çok sıcağın etkisiyle içeceklerimiz çok çok soğuk değildi. Böyle çok nadir denk gelmişizdir çok soğuk olanlara. Onun dışında odamız gayet konforluydu, iyiydi. Mesela bu otelle ilgili yorumlarda işte şey duymuştum. Klimaları çok iyi değil, klimaları bozuk, çalışmıyor. Gayet çalışıyordu, iyiydi. Ve şu an hala açık klima, ben kullanıyorum. Sadece balkonun kapısı tam olarak kapanmazsa klima çalışmıyor. Belki bu yüzden bunu bilmeyenler demiş olabilirler. Manzaramız gayet güzeldi. Otelle ilgili tek sevmediğim nokta, hem çok fazla eğlence alanı, fotoğraf çekilmelik alan çok fazla yoktu. Denizle ilgili deniz kıyısı çok taşlıydı. Ayaklarımıza çok battı taşlar ve aşırı dalga vardı. Halbuki Temmuz ayındayız. Bir de burada plastik bardak kullanıyorlar. Böyle akrilik gibi, ne cam ne de tam plastik. Tek kullanımlık değil ama. Yani yıkanma konusunda çok hijyenine güvenemedim. Çünkü birkaç tane böyle kirli denk geldi falan. Böyle hani şimdi çok
umursamaz yıkanıyormuş gibi geldi. Bir tek o noktada onu sevmedim. Onda da sağ olsunlar biz böyle her gittiğimizde birini bulmuştuk. O bize hep plastik bardakla veriyordu içeceklerimizi falan. Özellikle ona diyorduk ki işte bize plastik bardakla verir misin falan. Öyle hep ondan plastik bardakla alıyorduk tek kullanımlık olanlardan. O da öyle işimizi gördü yani. Güzel bir tatildi arkadaşlar. Başka tatillerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gidiyorum. Bye bye. Gidiyorum bavulumla beraber ve kitabımla. Şimdi buranın yakınlarından bir yerden alacak otobüs firması beni. O adresi bulmaya çalışıyorum. Zaten otobüse bir 40 dakikam falan var. 10-15 dakikaya yürürüm, orada bekleyeceğim.